Ay maşallah. Doğduğu zaman biliyor muydunuz parmağının yapışık olduğunu, size herhangi birisi söyledi mi? Doğumdan önce bilmiyorduk da doğduktan sonra öğrendik. Biz böbreklerindeki gelişim bozukluğunu biliyorduk doğumdan önce. Evet, parmağını göremedik. Hep elleri yumuk olduğu için göstermedi. Onu nasıl bulup tespit ettiler böbreklerindeki Doğumdan dolaşımı? önce. Çok ileriydi. Sonra bir daha doktorumuz 4 hafta sonra kontrole çağırdı. Bir daha detaylı ultrason dedi. Onda yine biraz daha önde olduğunu ama ilk sefere göre biraz durduğunu. 2 hafta önüne gidiyorsa bir haftaya düşmüş o öndeki ölçüsü. Nefroloji olarak takip edileceğini biliyorduk ama parmağındakini bilmiyorduk. Peki kim fark etti? Nasıl fark ettiniz? Doğduktan Doğduğunda. sonra. Doğduktan sonra kucağımıza alınca. Biraz şaşırdınız herhalde. Evet. Peki ondan sonra ne yaptınız? Yani nasıl tedavi olacağını nasıl tespit ettiniz? Şu şekilde bununla ilgili bizi çocuk cerrahisine veya plastik cerrahi falan yönlendirdiler. Çocuk cerrahisi kendine bakmadı. Plastik cerrahinin ortopedi bölümünün baktığını söyledi. Bu yüzden el cerrahisine o şekilde ortopediyi geldikten sonra alım olduğunu öğrendik. Ama tabii ki böbreklerini ve kalbini kontrol edilmesini, çünkü hani oradaki bir gelişim sıkıntısının eline yansıyacağını söylediler. Kalbini falan baktırdık, hiçbir sıkıntı yok ama böbreklerindeki büyüme tip 1 Ona bir olarak telefon devam açın ediyor. isterseniz. Ona bir telefon açın, başka türlü göstermiyor Göstermiyor. musunuz? Telefonu falan Öyle bilmiyor. mi? Bu şekilde sonra el cerrahisi araştırmaya başladık açıkçası. Çünkü Sindak Tili'yle biraz daha el cerrahisi ilgileniyordu. Araştırırken de sizi ve sizin yaptığınız vakaları gördük. Bu konuda çok fazla vakı yaptığınızı görünce sizinle iletişime geçmek Öncelikli istedik. olarak Evet. ama tercih siz istedim. nereden geliyordunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Kocaeli'den Kocaeli geliyoruz. Gölcük. Peki ameliyat nasıl geçti veya hani kaçıncı ayda ameliyat oldunuz? Şöyle, biz 8. ayda ameliyat olduk. Sizinle biz muaf 2 aylıkken iletişime geçtiğimizde, siz 8 aylıkken yapmayı uygun bulduğunuzu söylediniz. Biz 8 aylıkken geldik. Ama Ya bizim biz de çocuğumuz... onu anestezi açısından istiyoruz aslında, Evet. biraz böyle hani Evet, o zaman da söylemiştim. biraz şey Anesteziyi olsun da kaldırabilecek duruma kaldırabilirsiniz. geldik. Bizimki birazcık fazla hareketli olduğu için keşke daha erken Altı. yaptırsaydık Ya aslında biz yürüme çağından önce yapmak istiyoruz çünkü Evet. çocuklar çok düşüyorlar. Yani şimdi bile hakim olmak çok Muaz zor. aslında adım atıyor ve emekliyor. O yüzden bizim için bu süreç biraz zorlayıcı oldu. Yani ailelere buradan şey söyleyebilirim sadece. 2 aylık, 3 aylıkken hani getirebiliyorlarsa getirsinler. Biz uzakta olduğumuz için, getiremediğimiz için, sizinle telefonla iletişim kurduğumuz için 8 aylık sürece bekledik. Eğer o ayda, 2 aylıkken, 3 aylıkken Biraz aslında gelişebiliyorlarsa. çocuğun kilosu Evet, onu uygun diyecektim. olursa daha küçük de İşte yapabiliriz, o değil mi? yüzden diyorum, getirebiliyorlarsa, çocuğu getirirlerse en azından çocuğun gelişimine yönelik siz bir takvim çıkarıyorsunuz. O daha şey oluyor. Şey, peki parmağa geldiğiniz gün ameliyat oldu. Evet. Evet. Sizinle çok görüşmedik galiba daha önce, Yok. şeyden önce. Bir geldiğiniz ameliyat, Bir de o geldiğimiz gün geldiğiniz gün sizle görüştük. görüştük. Bir de Ondan geçen ondan sonra önceki kontrolü gördük. evet. Haftada bir kontrollere Evet. geldik düzenli her hafta. Şey, bir ameliyat nasıl geçti? Çok ağrısı oldu mu? Süreci nasıl yaşadınız? Ameliyattan sonra öyle Hiç ağrısı hiç böyle olmadı. şey çekmedik ya. Sıkıntı çekmedik diyebilirim ya. Yani çocuk çok rahattı. Ebeveyn olarak biz daha iletişebildik. Peki Ben daha kötü bekliyordum açıkçası. Evet. Yani o günün, ya o haftanın ne kadar zor geçeceğini kafamda kurdum. Kendimi de ona göre hazırladım ama yani çok şükür hiç öyle bir şey Kalçasından olmadı. şey aldık, cilt aldık. Orada Evet. herhangi bir sorun kaldı mı? Orası çok daha Yok, diğerinden orası çok daha iyiymiş. zaten Daha rahat. herhalde kilot çizgisi gibi bir çizgi Evet. oluştu. Hiç belli değil. Hiç belli değil. Hiç Ya yani belli. Orası... insanlar oradan çok şüpheli aslında. Yani kalçadan alacağız deyince şey yapıyorlar, çok estetik olarak çok düzgün oluyor aslında. Bence orası çok çok mantıklı bir yer. Çünkü diğer türlü Kat arası. kesinlikle her yerde iz kalır ve çok kötü görüntü olur. Yani şu kısım bence çok mantıklı bir yer. Direkt kat arasına kalıyor dediğimiz Evet, gibi. Hiç belli öyle daha olmuyor. iyi. Belli olmuyor. Ya valla Allah uzun ömür versin. Biraz yürümeye başlayınca zorlayacak gibi duruyor Doğru. sizi. Eğer bir aksilik olsa tabii, yani hani parmakların büyüme farkı nedeniyle bir parmağında hafif eğriliği var. Onu kontrol etmek lazım. Aslında erken yapmanın Avantajlı. avantajlarından bir tanesi o, eğriliğin oturması veya Evet.
şey yapmasını engelliyor. İyi ki daha erken yaptık. Genellikle hani bir, yani herhangi bir şey kalacağını düşünmüyorum ama yani yine şey söylemek lazım. Sindaktil kediler biraz diğer ele göre hafif küçük olabiliyor. Yani çok belirgin olmayan tarzda. Yani bu da olabilecek. Belli bile değil yani. Aldık. Şöyle biz ilk cerrahileriyle görüşmeye başladığımızda bize doku kaybolacak. İşte elini eldivene sokun, o elini kullandırmasınlar falan demişler. Yani bir sürü bir şey söylemişler de çok mantıklı gelmedi açıkçası evet, ya. Bence de mantıklı gelmiyor. Bunları zaten bu kalıbın içine oturtmak çok mümkün değil yani. Bu, sonuçta. Evet ya yani buna nasıl hakim olacaksın ki başka türlü? Ya iki tırnak birleşmenin hafif iltihabı vardı. İltihabını ağzına almasın diye elini eldiven üstünde de. Ama o elini bu sefer de yeni yeni kullanmaya başlıyor. Motor hareketleri gelişirken elini eldivene evet. Sokmak. Bazen inkar da ediyorlar eğer hani çocuklarda evet. Öyle bir şey de var. Hani kullanılmayan eli inkar da evet. Edebiliyorlar. O sıkıntı ondan korktuk evet, açıkçası. Evet. O yüzden de biraz daha araştırmaya devam ettik. Evet. Yani ben eldiven takıp gezdirelim şey yapalım o hiç mantıklı gelmedi. Şöyle tamamıyla kullanmama. Evet, uçta hafif şeyler var. Onlar da yavaş yavaş geçecek diye düşünüyorum. İnşallah bundan ama büyüyünceye kadar bir arada bir getireceğiz zaten. Görüşürüz. Ya bence senede bir uygundur. Yani 13-14 yaşına kadar böyle bir arada bir görelim. İnşallah Allah uzun ömür versin. Bu arada böbrekler nasıl oldu onu da bir sorma. Böbreklerinde tip 1, yani doğduğunda tip 2 idi, şu an tip 1'e yeniledi. Kontrollerini artık uzatmaya başladık. Önceden ayda 1'di, şimdi 3 ayda 1'e çıktı. Düzelmeye başladı. İnşallah sıkıntılı kalmadı. İnşallah sıkıntılı bir şey. Allah uzun ömür versin. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz.